Arkadaşlar merhabalar. Custom Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkan hatları aktarmaya çalışacağım sizlere. Hepinize de iyi pazarlar dilerim. 9 koşulu dolu dolu bir program var. Umarım denk getiririz yine her zaman söylediğim gibi. Bütçelerinizi aşmayız arkadaşlar. Olursa olur, olmazsa canımız sağ olsun dememiz gerekir. Birinci koşu Maiden Dişi 5 tek olur vaziyette koşuyor. Kazancı ve kalite handikap puanı ile özellikle. Grubun en kaliteli atı durumunda giderlerse kazanırlar, meydan çıkarlar. 2 rakip ve 9-4-3-6-1 giden sıralamam var. Bunlardan tercih etmenizi öneririm. At yazacak arkadaşları. İkinci koşu şartlı mücadelede 2 Nonus Afgan. Biraz yaşlı, 8 yaşında ama grubunda kaliteli atlarından, son yarış 3.lük. Ben de favori koşar arkadaşlar. Böyle atları öneririm sizlere. Sürprizini 6 yapar. Tek kullanmıyorsanız herhangi bir atı. Bu atları değerlendirin derim. 5, 8, 4 diğer önerebileceğim safkanlar. Görebildiğim atlar oldular. 3. koşu Maiden satış koşusunda Maiden dişi. 2 nolu safkan 4 yaşında. Ancak bu da grupta kalite handikap puanıyla grubun en kaliteli atı olmasıyla da AGP tek olur vaziyette start alıyor. Risk edilebilir, kazanması gereken safkan. Grubun kaliteli atlarından 5 rakip 1 arasına rağmen sürpriz yaparak gelir, değerlendirmek isteyen arkadaşlara. 4. koşu Maiden tekrar altılı başlangıcı. Burada 4 nolu safkan grubun kaliteli atlarından ve 2 yarış görmüş. Bu kaliteli atlar dediği atlar koşarlarsa, isterlerse çıkıyorlar bizde olduğu gibi. Yoksa kazancı yüksek 6-7 gibi atlar şanslı halde koşuyorlar. Yani genelde onlar çıkıyorlar. Ki 6-7'ye göre daha çok kazanca sahip. O gidip kazanabilir. 7 AGF, 5 Pro'nun ganyanı gelecek sürpriz atı. At yazacak arkadaşlara. Handikapsız bir at var. AGF almış durumda 8. Bunları rakip olarak öneririm. Bu ikinci ayağın, ikinci altının ilk ayağındı. 5. koşu şartlı dişi mücadelede 1 nolu safkan. Yani kalabalık grupta AGF çıkmış, çıkmasa gene favorim olurdu. Tek olur vaziyeti start alıyor. Bir ya tek olur ya da sürpriz, ciddi bir sürprize çıkartabilir grup. Biraz da sıkıntılı bir grup gördüm. Birin koşusuna bağlı. 6 sürpriz yapma potansiyelini gördüğüm safkandır. Dikkat edin arkadaşlar. At yazacak arkadaşlara. 7-2 gene ön planda tutulabilir safkanlar. Diğerlerinin hiçbirine itiraz etmem. Onlara da yarış kazanma ihtimalleri var. 6. koşu Maiden dişi. Burası da kalabalık bir grup. Burada da tek olur vaziyette koşan 12 nolu safkan. Risk edilebilecek safkan bu. Kazancı olan, son yarışı ikincilik, kalitesi düşmemiş, iyi durumda koşan safkan. Sürprizini 15-6-5 gibi atlar yapar. 8'de AGF var, kalite yok. Yeni koşan atlardan 4'te biraz AGF var. Yani 12 yarış kazanamazsa eğer 15-6-5 gibi atlardan sürpriz sonuç çıkartabilirler. Sürpriz bir at gelebilir. Çok at yazan arkadaşlara ihmal etmeyiniz diyebilirim. Ve diğer atlar arkadaşlar, yani grup 12'den sonra biraz da basit bir gruba iniyor. 15, 6, 5 onlar da geri planda kalınca değerlendirmek isteyen arkadaşlara diğer atlardan gördüğünüzü yazabilirsiniz. 7. koşu şartlı mücadele. Burada da 2 arkadaşlar, ben de risk edilebilir bir safkan, tek olarak önerebileceğim safkan halinde koşuyor. 5 yaşının avantajı, kalite puanları diğerleriyle aşağı yukarı aynı. Son yarışı 2, ikincilik ama artı avantajı bunun yaşı. Bundan dolayı tek olabilir. Burada bir AGF almış. Bir grubun en zayıf atı durumunda Rat Ortiz. Yani benim tablomda sonuncu at kazanırsa bana çok ters gelen bir safkan olur. Bu da 5 yaşında. Yani yazmak isteyen arkadaşlara itiraz etmem, ancak ben de sonuncu sırada önereceğim safkan olur. Kim binerse binsin. 4, 8 sürpriz potansiyelli atlar, kazancı yüksek. 6 hazır kıta at. Bunları çok at yazan arkadaşlara öneririm. Bir AGF olduğu için mecburiyetten yazarız. Onun dışında önermem.
bir no sapkın. Yani benim tablomda çıkmıyor arkadaşlar. 61 handikapıyla bu atlar, yukarıdaki atların hepsi çok kötü koşmalı. 8. koşu şartlı mücadelede 3 no safkan sürpriz bir at. Grubun en kaliteli atı ganyanlı gelir. Tek kullanmıyorsanız AGF'yi ya da herhangi bir atı, kuponlar da olsun arkadaşlar. Grubun en kaliteli atı vaziyetinde start alıyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara öneririm. 1 AGF, o da kalite handikap puanıyla. 1'in benzeri 7 no safkan geçebilecek kapasitede bir safkan rakip olurlar bunlar. 2 sürprize öneririm. Görebildiğim bu grupta tablomdan çıkan atlar bunlar. 9. ve son koşu. Burası da şartlı dişi. Tabii dişi yarışları sürprizleri her zaman açıktır. Hep söylerim bunu. Burada AGF almış bir no safkan tek olur vaziyette koşuyor. Risk edilebilir bir safkan. 3-2 son yarış ikincilik grubun kalitesiyle, kalitede kalmasıyla da risk edilebilir durumda koşuyor. 5 rakip görebildiğimiz safkan oldu. 12-7 sürpriz potansiyelli atlar, çok at yazan arkadaşlara öneririm. Diğer atlar çok yakınlar birbirlerine. 2 Irat Ortiz'le hiçbirine itiraz etmem. Yeriniz varsa tuttuğunuz, gördüğünüz atları eklemenizi isterim. Eğer bir ya da herhangi bir atı tek kullanmıyorsanız. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.